Efe, okulunun kış tatiline girmesiyle birlikte sevinç içinde evine döndü. Kışın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyordu ve en yakın arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler yapma planları yapıyordu. Efe'nin en yakın arkadaşları Aylin, Can ve Mert'ti. Bir gün kışın güzelliklerini doyasıya yaşamak ve birlikte keyifli bir şeyler yapmak için bir araya geldiler. Arkadaşlar birbirlerine ne yapabilecekleri hakkında fikirler atıştırırken Mert birdenbire "Neden kardan adam yapmıyoruz?" dedi. Hepsi bu fikri hemen benimsedi ve kışın tadını çıkarmak için harika bir plan yapmış oldular. Ertesi gün kardan adam yapma macerasına başlamak için sabırsızlanarak okula gittiler. Okula vardıklarında bahçede karların üzerinde yürüdüler ve en uygun yeri bulmaya karar verdiler. Aylin, "İşte burası tam da uygun bir yer gibi görünüyor," dedi ve herkesin onayını aldı. Hemen işe koyuldular. Ellerine eldivenlerini giydiler, kar topu yapmaya başladılar. Efe, Can, Aylin ve Mert gülerken kar topu yığınları büyüdükçe neşeleri de artıyordu. Bir süre sonra kar topu yığınlarından 3 farklı boyutta 3 adet kar adam ortaya çıkmıştı. En büyük olanı Efe'nin, orta boyutta olanı Can'ın, en küçük olanı ise Aylin'in elinden çıkmıştı. Mert, kardan adamları süslemek için renkli atıklardan göz ve burun yapmış, onlara güler yüzler eklemişti. Kardan adamları bitirdiklerinde birbirlerine bakarak gülümsediler. Yaptıkları kardan adamlar, dostluğun, paylaşmanın ve eğlencenin simgesi olmuştu. Ancak işleri bitmemişti çünkü Mert cebinden biraz daha renkli kumaş çıkardı ve her bir kardan adama şık katkılar yaptı. Kardan adamların yanında topluca fotoğraf çekilmeye karar verdiler. Hep birlikte kardan adamların yanına geçip poz vermeye başladılar. Gülerken ve birbirlerine sarılırken bu anı ölümsüzleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Akşam olduğunda arkadaşlar kardan adamları okulun bahçesinde bıraktılar ve evlerine daldılar. Ancak bu kardan adam macerası onların kalplerinde unutulmaz bir anı olarak yer etmişti. Kış tatilini en güzel şekilde değerlendirmişler, arkadaşlık bağlarını daha da güçlendirmişlerdi. Her yıl kardan adam yapıp birlikte vakit geçirme geleneğini sürdüreceklerine dair söz verdiler. Ve arkadaşları bu özel kış gününü unutamayacakları bir anı olarak hatırlayacaklardı.